milletvekili adaylarım, ilçe yöneticilerimiz ve sevgili gençler. Bugün bu güneşli günde, güneşin altında bize ulaşan şükürler olsun. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gerek olduğumuzun problemlerini sizlerden dinlemek için burada bulmuştuk. Sizlerin sorularını alacağız. Ben ve milletvekili adaylarımız bunlara yanıt verecek. Birlikte Beykoz'un problemlerini bundan sonraki dönemde çözmek için. Ben sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Milletvekili adaylarımız da maça gidecek arkadaşlarımız var, özellikle Beykoz maçına. Taraftarlar var. Çok fazla uzatmadan milletvekili adaylarımızı buraya davet ediyorum. Ayşe Hanım, buyurun. Öncelikle afiyet olsun, hoş geldiniz diyorum. Kahramanmaraş doğumluyum, Kapıdar emekliyim. 2009'dan beri Beykoz'da yaşıyorum. Beykoz'u çok seviyorum. Tekrar hepinize hoş geldin diyorum, afiyetler diliyorum. Pardon, konuşan kalsın sahnede. Sahnede kalsınlar. Oturmayalım lütfen. Ayşe abla. Çok değerli ilçe başkanım, çok kıymetli il başkan yardımcım, değerli vekil adaylarımız, Büyükşehir Belediyesi Meclis üyemiz ve kıymetli Beykozlular. Öncelikle bizleri buluşturan Beykoz İlçe Başkanımız ve Yönetim Kurulu'na teşekkür ediyorum. Ben de kısaca kendimi tanıtacağım. İsmim Erdal Demir, avukatım. Beykoz'da yaşıyorum. 30 yıllık Beykoz'dayım. Üniversiteye giderken Paşabahçe'den gemiyle evin önüne gidip gelen bir kardeşinizim. Şu anda Akbaba Mahallesi'nde ikamet ediyorum. Evet, gençlerle buluşmak bizim için çok önemli. Belki listelerdeki tek genç aday birazdan size hitap edecek Orhun Ertürkmen kardeşimiz var. İnşallah mecliste sizin sesiniz olacak. Sizinle daha sık milletvekili olduktan sonra da bir araya gelecek. Biraz önce sunumda Atakan'ın söylediği gibi Beykoz'un çok eski bir ilçesi olmasına rağmen yeni kurulan ilçelerin önüne, arkasına düştü. Bu nedenle İyi Parti olarak biz bu sorunları çözmek için bir irade ortaya koyduk. Bu toplantılarımızın ilki inşallah bundan sonra İyi Parti'miz güçlendikçe, elimizdeki yetkiler arttıkça daha fazla bir araya geleceğiz. Beykoz'un sorunlarını birlikte çözeceğiz diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Beykoz'un diğer milletvekili adayımız Sayın Kürşat Arslan'ı sahneye. Merhaba gençler, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz, bizler de öğrettiniz. Öncelikle İl Başkan Yardımcılarımız, İlçe Başkanımız Adil Taşdemir, diğer milletvekili adaylarımız, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Kürşat Arslan, 1982 Beykoz doğumluyum. Aslında Kaptalı Koptu'yum. Çavuşbaşı'nda ikamet ediyorum. Doğma büyüme de Çavuşbaşı diye. Biz bu seçimde bugüne kadar Beykoz, İstanbul'un diğer ilçelerine göre biraz altın kaldı, dışarıda kaldı. Hatta belediye başkanımız bile dışarıdan ithal getirdi. Biz de dedik ki, nedir bu dedik yani Beykoz'un böyle sürekli diğer ilçelere göre köye falan muamelesi görmesi. Hatta Boğaz'ın bütün sahili ilçelere baktığımız zaman Beykoz en dışta kalmış, en altın kalmış bir ilçe. Bu Beykoz'un kaderi olmasın dedik. Bir milletvekili adayı arkadaşlarımızla beraber bir ilk yaptık. Beykoz'dan çıkan ilk milletvekili adaylarıyız. Allah nasip ederse ilk milletvekilleri de olacağız. Olmasak da hiç sorun değil, memleketimizi kurtaracağız. Bir sonraki yerel seçimde de Beykoz'umuzu yeni ve milli yöneticilere taşıyacağız inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Tekrardan hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Afiyet olsun. İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayımız Sayın Raşit Emir Süren. Çok!
gelsin. Öğlen maçtayız, ona göre. Beni protokolle oturtmayın, aranıza geçin. Tamam mı? Alırsın. Kıymetli büyüklerim, arkadaşlarım, değerli ilçe başkanım, bir başka yardımcılarım, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ve kendisini göremediğim geçmişte hikayelerimiz olan büyüklerim ve küçüklerim, hepiniz hoş geldiniz. İyi ki varsınız. Bu kıymetli kutlu davada sizin varlığınızı görüyor olmak, buralarda yalnız kalmadığımızı biliyor olmak, her baktığımız yerde bize destek olan, bizimle birlikte olan, arkamızda gücünü her an hissettiren değerli, kıymetli Türk bayrağının sağ ucuları, ne mutlu Türk'üm diye diyebilen dava arkadaşlarım, iyi ki varsınız. Bizler bugüne kadar beni tanıyor musunuz bilmiyorum. Ömrüm boyunca iyi olduğuna inandığım, parti, belirli partiler hariç ayırmadığım, iyi insan olduğuna ikna olduğum milletvekili arkadaşlarımızı finans ettik. İlk defa gerçekten finans edecek insanlar bulamadık, dedik ki biz girelim bu işe. Ve bugünkü dava artık benim şahsi davam. Neden biliyor musunuz? Bir manyak çıktı, diyor ki benim Türk bayrağının adıyla problemim var diyor ya. Hayırdır ya bizim memleketimizde? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde hangi gün oldu ki Türk bayrağının adıyla problemim var diyebilir? Öyle bir dünya yok. Bizim boynumuzla Allah'a çok şükür. Türk bayrağımız, onu da kimseye vermeyiz. Allah'ın izniyle. Sizleri selamlıyorum, kucaklıyorum. Ne mutlu Türk'üm diye. İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayımız Sayın Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılarımıza Sayın Taha Orhun Ertürk. Çok kıymetli Akif abim, ilçe başkanımız, il yöneticilerimiz, beraber tarih yazacağımız milletvekili adaylarımız ve herkesten bugünün anlamı olduğu için, bugün gençlik buluşması olduğu için ve İstanbul'un 1. bölgesinde ve Türkiye'nin birçok yerinde biz gençlere mecliste gençliği temsil etme fırsatı verdiği için genel başkanımızın öncülüğünde tarih yazarak Türkiye'nin en genç meclis grubunu kuracağımız İYİ Parti'mizde çalışan, çabalayan Beykoz Spor'un taraftarları da dahil olmak üzere bugüne kadar sokakta pankart asmış, çalışmış, çabalamış, sabahlamış, bu ülke için vatana hizmet etmiş, emek vermiş bütün gençleri temsil etmek için o mecliste, o kürsüde gençlerin sorunlarını, gençlerin derdini konuşmak için biz bu yola çıktık. Sağ olsun teşkilatlarımız, Akif Başkan, diğer teşkilatlarımız desteklediler. Seçilecek sıralardan biz aday olduk. 30 yaş altında Türkiye tarihinde ilk kez 5 kişinin üzerinde genç Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Gazi Meclisi'nde gençleri temsil edecek. O yüzden her çabanız, her gayretiniz son 14 gün partimizin yazacağı tarihte çok kıymetli ve çok anlamlı. Benim sizden bir genç arkadaşınız, sizi temsil edecek adayınız olarak özel ricam,
sokakta yakaladığınız, maçta yakaladığınız, taraftar gruplarından arkadaşınız, kardeşiniz olan kim varsa bu seçimde bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e yaptırmanız ve iktidara gelmeniz. Biz 14 gün gece uyumayacağız, gündüz çalışacağız ve tarih yazacağız. Hepinizin şimdiden emekleri için, bu vatana millete hizmetleriniz için hepinizden ben şahsım adına teşekkür ediyorum ve minnet duyuyorum. Sağ olun, var. Büyük başkan, 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 sözden ziyade eylem esastır. Onun için fazla vaktinizi almıyorum. Bu oranımız çok yoğun. Sadece ve sadece diyorum ki bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e 15 Mayıs'a Mavi'ye gece iyilerin iktidarına hep beraber kavuşacağız. Hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum.